Memoli çabuk 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 geç kaldık. Şef ne diyeceğim? Hı? Sana da bu apartmandan bir daire alalım. Böyle git gel zor oluyor. Boş yer var mıdır burada? Ha? Şef senin için üzülsen mi sevinsen mi? Vallahi tam bilemiyorum. Hadi bırak sevzekliği yürü hadi. Memoli abi. Burada bir yerde bir düğme var. Ne zaman bassam otomatikman bu çıkıyor. Kesin yani. Abi nereye gidiyorsun? Merkeze. Beni de götür ne olur abi ya. Olmaz. Ya abi hep böyle yapıyorsun ya. Nasıl bir gün polis olacağım, say göreceğim. Şimdiden sadece başlamış olayım abi ya. Olmaz oğlum, başkomiser kızıyor. Öyle değil mi başkomiserim? Ne? Başkomiser mi? Memoli. Allah! Başkomiserim yaşasın. Başkomiserim bana bir torpil yapsanız da polis akademisine girmek istiyorum ya. Benim akademiyle falan pek uğraştığım yok, tamam mı? Ya 7 yıldır hiçbir sınavı kaçırmadım. Uç dediniz uçtum, koş dediniz koştum. Ama bir türlü giremedim şu polis akademisine ya. Bak sana söyleyeyim, benim akademiyle falan bir işim yok benim. O bakımdan yani bir şey yapamam. Gideceğim Amerika'ya, polis olacağım. Göreceksiniz o zaman. Ünlü bir dedektif olacağım. Dönüşümde Tarkan'ınki gibi olacak, görürsünüz. Kim gibi? Komiserim çıkırdım, çıkırdım. Başkomiserim ne oluyor böyle? Apartmanda gizli olaylar falan mı söz konusu? Yok yok, hiç ilgisi yok Rambo. Başkomiser Kemal bizim Belgin Hanım'ın nişanlısı. Ooo Memoli. Öyle mi? Kemal amca elini öpeyim. Başkomiserim bir şey söyleyebilir miyim size? 23 Nisan'da yerine gelsen bir kere temsili olarak. İnşallah. Ne? Hadi Memoli. Kemal amca gel Memoli, buraya. Yürü Kemal hadi, yürü. Amca. Ne oldu Zeynep? Yok yok abla. Çarptım da. İkimiz de böyle sakat sakat kaldık. Sen hastanelik, ben hastanelik. Memoli artık ne dese haklı biliyor musun? Hem bu defa beni de çok kızdırdı. Kemal Bey'in önünde bir şey diyemedim ama çok kızdım. Bari sen yapma abla ya. Yeterince kötü şeyler yaşadım zaten. Niye böyle yapıyorsun Zeynep? Niye benden bile gizliyorsun bazı şeyleri? Hani senle ben bir takımdık? Hani beraber alacaktık hayattan intikamımızı? Ne yapayım abla? Dayanamadım. Yılan orada yatarken öyle dayanamadım. Yılanın peşinden gitmene kızmıyorum. Beni niye yanına almadın? Beni niye uyandırmadın? Ona kızıyorum. İki kişi olsaydık o zaman kaçamazdı elimizden. Ben çay koymaya gideyim en iyisi. Ooo başkomiserim Memoli abim günaydınlar. Günaydın. Ne haber abi? İyiyim abi. Fenerleri akşam beraber söndürdük galiba. Ne? Şey çayları yenilemedim başkomiserim. Baksanıza şunların rengine. Farkındaysanız her gün kendimi aşıyorum. Türkiye seninle gurur duyuyor abi. Hadi işine baksan, hadi işine baksan. Abiciğim hani geçenlerde sana bahsettiğim bir kitap vardı ya. Kitap mı? Ha, hani kitap fuarında gördüm demiştim. Hani eşsiz bir kültür eseri demiştim. Hatırlasana abi, hani kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir kaynak diye anlamıştık ya abi, hatırlasana tamam, ya. Tamam tamam, hatırladım şu kitap. Heh. Abi bak naylonla kapladım. Başı şuna koy tamam mı? Güzel. Ver bakayım şunu bana. Ondan sonra da şey yaparız zaten. Neymiş Allah. Bu? İleri loto teknikleri. Bu mu kuşaktan kuşağa aktarılması gereken çok değerli kaynak? Ama niye öyle diyorsunuz başkomiserim? Loto artık matematiğin dallarından bir tane sayılıyor. Al şunu hadi, gözün görmesin al. Bütün delilerin içinde kaldık ya. Abicim sen de hiç destek olmuyorsun ya. Oğlum ne yapayım, şef gitsin ondan sonra oturup tartışırız beraber. Sahi mi abi, ama bak içinde yeni bir formül var, onu tartışacağız tamam oğlum, mı? Sonra dedim sana sonra. Hadi tamam git. Abicim zaten çaylar da buzoldu. Çaylar. Merhaba millet. Merhaba. Merhabaymış. Nesi var bunun? Sabah buzdağına çarpmış. Ne? Abicim kız beni durakta bilet satıyorum zannetti ya. Aylardır gözü gözüme değsin diye girmediğim şekil kalmadı. Bugün ilk kez gördü, döndü, baktı ve... Hangi kız oğlum? Abicim şu kız var ya, hani sana anlatmıştım. Her sabah durakta görüyorum diye. Ha evet şu kız. Neydi adı, hatırlayalım. Ah adını bile bilmiyorduk hani. Baba yapma ya. Seven kalpler hassas olur biliyorsun. O ne ya? Burada öyle yazıyor. O zaman ben onu oradan keseyim, senin sırtına yapıştırayım. Sen de sokaklarda böyle dolaşırsın sırtında kocaman yazıyla. Nasıl buldunuz? Aa! Şef senin üniforman var mıydı ya? Ben yok zannediyordum. Biz de mi giyeceğiz şimdi? Benim gözlerim kamaştı vallahi. Dikkat ederseniz ben henüz söyleyecek bir söz bulamadım. Tamam kesin. Size soran da kabahat zaten. Başak kadın gözüyle sen söyle nasıl olur? Bence Belgin Hanım'ın başı dönecek şef. Canım onun için sormadım. Yani vali gelecek, belediye başkanı gelecek, başbakan gelecek belki. Onlar için şey diyorum yani. Bana bakın siz orada gülüp durmayın. Koyarım sizi İstanbul'un en kalabalık kavşağına. Trafikle boğuşursunuz bütün gün. Yok şef sen bakma. Cem'in böyle güldüğüne vallahi çok havalı olmuş. Olmuş değil mi?
Alo? 155 mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi kalk giyin artık. Bu saatte mi? Delirdin galiba sen. Adın ne senin? Ne? Adın ne senin dedim. Kürşat. Dün gece bana aşık olduğunu, beni sevdiğini söylüyordun. Şimdi adamı mı soruyorsun? Unutmuşum işte. Ne? Duştan çıktığımda gitmiş ol. Pislik. Affedersiniz. Kürşat Bey'in odası burası değil mi? Adres doğru. Sonra bana da bir şeyler getirsene. Ayıp ettin. İyi mi bu? Adam neymiş? Aşağılık herif. Kim o? Oda servisi. Oda servisi. Bir saniye. Kürşat. Kürşat, oda servisi gelmiş. Günaydın. Günaydın. Şöyle bırakıver lütfen. Kürşat, çıkmadın mı sen hala? İşte bu. Silahla vurmak daha zevkli olacak. Bu arada Rıza abi çok selam söyledi. Aleyküm selam. Abi iyi misin? Yine kafamız çok karıştı. Nedense benimki hiç karışmıyor. Niye şef? Bana hiçbir şey anlatılmıyor da ondan. Hepinizi alacağım bu dosyadan, göreceksiniz gününüzü. Vallahi şef, seni detaylara boğmak istemiyoruz. Parçalar bir araya gelsin, raporumuzu yazacağız. Ben başkomiserim. Her şeyden haberim olacak. Bu emirdir. Baş üstüne şef. Bana bakın, bu iş çok uzadı artık. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Karanlıkta birbirimize çarpıp yere düşüyoruz sadece. Durum o kadar da karanlık değil aslında. Karanlık değilse beni de biraz aydınlatın. He? Kralın tarihi eser kaçakçılığından büyük para kaldırdığını biliyoruz. Bu çıkış noktamız. İzini sürdük sürdük, akıl hastanesinde deli taklidi yapan bir muhasebecide takıldık kaldık. Akıl hastanesi mi? Evet. Evet başkomiserim. Adam aslında hepimizden, en azından bazılarımızdan daha az deli. Ama kendini korumaya almış. Gidin konuşun o zaman. Merak etme şef. Ben gidip konuşacağım. Hem de onun anlayacağı dilden. Yani tek tanığımız bir deli mi? Yok. Bir de yakında çok büyük bir sevkiyat yapılacağını biliyoruz. Ne kadar büyük? Birkaç yüz milyon ve küsur. Bir şey değilmiş canım. Dolar. Ha. Tek yapmamız gereken sevkiyatın yerini ve zamanını öğrenmek. Fazla vaktimiz kalmadı. Erkan kaçmasa konuştururduk. Bize bazı ipuçları verirdi ne güzel. Böyle daha iyi oldu. Nasıl yani? Erkan'ın hapiste olması en çok Kürşat'la Gülçüm'ün işine gelirdi. Rahat rahat bütün dolaplarını çevirirlerdi. Erkan kaçtığına göre artık Kürşat'ın ensesinde bir başka düşman daha var. Çok haklısın şef. Hem Gülsüm sorguda Kürşat'ı kovdum demişti.
Büyük ihtimalle sonra aralar açıldı. O zaman Gülsüm de Kürşat'ın düşmanına yanaşacak demektir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.